İstanbul'a 220 kilometre uzaklıkta Kırklareli şehrinde doğdum. Küçük bir şehir. Orada doğdum, büyüdüm. Ondan sonra İstanbul'a gittim. İstanbul'da biraz müzik çalıştım. Sonra Ankara'da okumaya gittim. Ankara'daki konservatuvardan ayrıldım. Tekrar İstanbul Konservatuvarı'na geldim. Ama çok küçük yaştaydım, askerliğimi yapmadan önce. Ondan sonra 14 yaşında babam bana doğum gününde bir caz davul takımı hediye etti. Ondan sonra caz bateri öğrenmeye başladım. Babamın çünkü sinemaları vardı Kırklareli'nde, Trakya'da. O büyüdüğüm yerde. Ondan sonra caza merak ettim. Çünkü babam da caz dinlerdi. Amatör olarak caz davulcılardı. Anne tarafında da çok şarkı hanendelik vardı. Yani vokal müzik çok hakimdi. Yani evde hem geleneksel klasik Türk müziği dinlenirdi, hem Kur'an müziği dinlenirdi. Yani Mevlüt Hanlar gelir, Kur'an'dan şeyler, sureler okup, yani o dini musikiler de vardı kulağımda. Sonra ben biraz 14 yaşından sonra böyle şey oldu, işte beat müzikler çıkmıştı o zamanlar, Beatles filan. Onları dinlemeye başladım da, Türk müziği de var ama onu icra etmiyorum, hiç anlamıyorum. Batı müziğini öğrenmeye çalışıyorum. Sinema filmlerinden, Amerikan, Hollywood filmlerinden. Ondan sonra ona dedim ki baba, ben önce New York'a gideceğim, caz öğreneceğim. Ondan sonra da Los Angeles'ta Hollywood'a gidip orada artist olacağım. Çocuk tabii, böyle hayaller. Tabii o beni pek ciddiye almamıştı ama ben onunla vedalaşırken 3 ay sonra geleceğimi söylemiştim ama belki de hiç gelmeyeceğimi söylemiştim. Neyse, o 25 sene önce yola öyle çıktım. İsviçre üzerinden gittim. Arkadaşım vardı, çok kan kardeşim. Bana dedi ki o zaman beni ziyaret önüne git dedi. Onu ziyaret ettim ederken birkaç hafta Zürich'ti. Ben hayatımda İsviçre'yi düşünmemiştim hiç. Ondan sonra orada bir kıza aşık oldum, Türk kızına, o da bana aşık oldu derken benim Amerika'ya girişim her geçen gün hep gecikti derken olmadı. O arada şeyle evlendim kızla, Amerika kaldı ama müziğe devam ediyorum tabii. Sene sonra Amerika'ya, New York'a caz bilerek veya çok ünlü cazcılar çalmış olarak gittim ve New York'a da Los Angeles'ta ünlü Amerikan ajansı, management ajansı ICM'de anlaşarak onlar bana Los Angeles Philharmonic'de, Orange County Philharmonic'de konserler organize ettiler derken işte o zamandan beri Amerika'da çok çalışıyorum, ICM'de kontratım var. Almanya'da çok çalıyorum. Yani bütün Avrupa'da, aslında dünyanın birçok ülkelerinde halen hazırda 7-8 ayrı çeşit projeyle, kendime ait projelerimle konserlere de gidiyorum, seyahatlere gidiyorum, çalıyorum. Birçok Türk enstrümanı, yaylılar hariç telli sazları, enstrümanları çalabiliyorum. Biraz piyano çalabiliyorum kompozisyon yapmak için. Bütün vurmalı davulları çalabiliyorum. Şarkı söylemeye çalışıyorum. Ama henüz hayal ettiğim müzikleri yapamadım. Yaptığımı söylüyorlar ama. (Gülüyor)
daha ziyade şeyden geliyor yani, Bulgaristan'a çok yakın, Yunanistan'a, ama Makedon da var. Fakat bu geceki repertuarda kısmen var. Yani bizim repertuarımız çok karışık. Eski İstanbul müzikleri var, eski İstanbul oryantal müzikleri var. Eski Trakya, yani Roma, Cipsi müzikleri var. Bunlar şeyden çok etkilenmiş. Romanya, Makedonya, Yugoslavya, Bulgaristan, Yunanistan. Şimdi tabii Türk müziğini, yani piyasadaki müziği, sanat müziğini, ya popüler müzikleri hep çünkü geneler romanlar çalıyor yani. Onlardan ayırmamız mümkün değil. O kadar iç içeyiz ki, yani roman müziğini çıkarsanız kopukluklar olur. Hem onlar hem diğerini çalıyor, hem kendilerini çalıyor. Yani ve ben bunun arasında köprü kuruyorum. Yani bu grup 12 seneden beri var. Yani ben bu grubu dünyaca meşhur ettim yani. Çok grup var yani, ama bu daha profesyonel. Bunu ben daha böyle disiplinli ve ciddi bir şekilde icra etmeye çalışıyorum. Pek Türkiye'de çalmıyoruz bu müziği. Türkiye'de, çünkü Türkler bugünlerde daha çok popüler şeylerle meşgul. İşte yani popüler müzik, pop müzik, işte fantasy müzikler. Bu tarz müzikleri çok dinledikleri için pek onlara cazip gelmiyor. Ben bunları çalıyorum ama festivallerde ve çok ciddi mekanlarda çalıyorum. Bir iki defa senede. Onun için dünyada her yerde çalmadığım yer yok. Çünkü yabancılar bunu daha iyi anlayabilirler ve onları yüzyıllar ötesine götürebiliyor. Ama normalde şimdi yabancılar bunu bilmedikleri için cazip geliyor onlara. Bizimkileri tabii pek gelmiyor. Ama şimdi buradan alıp Türkiye'ye de götürdüğüm müzikler var. Türkiye'den alıp dışarıya götürdüğüm müzikler var. Yani bu benim bir yerde de bir görevim. Hepsinin yaş ortalaması 23-24, konservatuvardan klarnet çalanın dışında. Hepsi çok idealist, çok gerçekten o kültürü almış, o zihniyeti almış müzisyenler var yani. Ama tabii ki çoğunluğu günümüzün trendi olan bir rock müzik, işte pop müzik, işte elektronik hip hop, drum and bass, yani trendi ne varsa onlarla artık bu bütün dünyaya sıçramış vaziyette. Ben bile bunları yapıyorum zaman zaman. Elektronik müzikler kullanıyorum, o ritimleri çalıyorum. Ama ben bunları içime geleneği de katıyorum ki hatırlatıyorum ona. Hey bakın, bunu hep hatırlayalım, bunları koruyalım. Bunsuz olmaz. Bir laf vardır, insanın eskisi olmazsa yenisi hiç olmaz. O yüzden. Dikkat ediyorum çünkü sahnede insanlar sizi sadece müziğinizi konsüm etmiyor, tüketmiyor. Bakıyorlar yani ne giydiğinizi, yani çünkü 2 saat, 3 saat, 1 saat her neyse her şeyinize dikkat ediyorlar. Eğer bakımlıysanız dinleyici, izleyici sizin bakımı, müzik yaptığınızda da kanaat getiriyor. Yani illaki yani süper çalıyorsunuz ama üzerinize 50 kere makinede yıkanmış tişört var, pantolon var. Pek yani bir sanatçı birçok şeyiyle bütün olmalı yani. Yani iyi konuşabilmeli, ne bileyim,
uluslararası şeyler alanda konuşabilecek kadar genel kültüre sahip olmalı. Diğer kültürel, sanatsal aktiviteleri takip etmeli. Lisan konuşabilmeli. Ne bileyim, şımarmamalı. En önemlisi bu. Lambanın verdiği hararet olmalı içinizde. Amatör ruh, ki doğru yoldasınız o zaman. O zaman her şey kendinden gelir. Ben o yoldayım, hiç çıkmadım. Çok çok küçük başladım. Şimdi gittikçe gidiyor, büyüyor, büyüyor. Ama ben harbiden, onlar beni hiç ne şımartıyor ne de şey yapıyorum. Ben